Creative Commons lansmanı kapsamında yaptığımız Türk Hukukunda Açık Lisanslar paneline hoş geldiniz. Bugün e, konuşmacılarımız Sayın Araştırma Görevlisi Selva Kaynak, e, Sayın Öğretim Görevlisi Avukat Serhat Koç ve e, Avukat Burak Özdağıstanlı bizimle birlikteler. Ben aslında birkaç cümle söylemek istemiştim. Fakat benim söylemek istediklerimi hocalarım e, ifade ettiler. Sadece bir iki ekleme yapabilirim belki. E, bizim telif haklarının e, düzenlendiği yasamız Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. Ve kanunumuz 1952 tarihli bir kanun. Şu anda yürürlükte olan kanun. E, belki zamanında modern bir kanun olarak addedilebilirdi Ama tabii aradan geçen e, zaman kanunu... E, ...eski bir kanun haline getirdi. Şu anda ihtiyaçlarımıza cevap vermiyor ne yazık ki. Ee, Şirin Hocam bir tezden söz etti. Ee, o tezde belirtilen aslında beş eser türü... ...bizim kanunumuzda düzenlenen eser türleri... Ee, ...ne yazık ki sınırlandırıyor bizi. Elimizi kolumuzu bağlıyor. Ben de derste anlatırken o eser türlerinden bahsetmek zorunda kalıyorum. Ee, ama tabii çok şey değişti. Yani daha önce belki sorun işte bir kitabın izinsiz çoğaltılmasıydı ya da bir parçanın izinsiz icra edilmesiydi. Artık e, Türkiye'nin herhangi bir yerinde dilediğiniz bir eseri bilgisayara indirmeniz mümkün hale geldi. Dolayısıyla sorunlar çoğaldı. E, belki esas unsur hem e, Reha hocam söyledi, bilgi özgür olmayı sever dedi. E, Yaşar hocam ifade etti, bilgi kamu malıdır dedi belki esas unsur e, dikkat edilmesi gereken üzerinde durulması gereken evet kamu menfaatleri bunu biz de teşvik ediyoruz. Yayılması, kullanılması, yararlanılması önemli. Ama bir taraftan da e, eser sahiplerinin haklarını korumak, kamu menfaatiyle eser sahiplerinin haklarını dengeleyebilmek önemli ve açık lisanslar da buna hizmet eden sistemlerden bir tanesi. Hem e, eser sahibinin haklarını hem mali hem manevi haklarını korurken ...hem de eserden yararlanmak isteyen insanların hızlı ve kolay bir biçimde esere ulaşmalarını sağlayan bir sistem. Bugün ne yazık ki bir hukuki düzenlememiz yok. Bizim temennimiz tabii en kısa zamanda bir hukuki zemine oturtulması açık lisansların. İşte bugün bu paneli yapmamızdaki amaç da aslında acaba açık lisanslar Türk hukukuna uygun mudur? Ne gibi değişiklikler yapılması gerekir mevcut kanunda? Eksikliklerimiz neler? Bunları tespit edebilmek. Ben e, öncelikle sözü avukat e, öğretim görevlisi Serhat Koç'a e, bırakmak istiyorum. Serhat Bey, e, dilerseniz ayakta orayı, orayı. E, yapabilirsiniz konuşmayı. E, Güneli Koç Hukuk Bürosu'nda e, bilgi teknolojileri ve fikri mülkiyet alanında danışmanlık hizmeti e, veriyor. Aynı zamanda Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde de e, fikri mülkiyet hukuku dersleri... E, veriyor. Öğretim görevlisi olarak devam ediyor ııı çalışmalarına. bizlere hukuki bir takım kavramlardan eser nedir? Eser sahibi nedir? Hakları nelerdir? Önce temel olarak bizim kanunumuzdaki sistem nasıl? Bu konuda bilgi verecekler. Iıı Serhat Bey ortalama 20 dakikayla sınırlandırabilirsek çok mutlu olacağım. Teşekkür ederim. Biraz kısık sesle konuşuyorum ama şu anda duyulabildiğini anladım. E, Duyulabiliyor e, 20 dakikada aslında anlatılabilecek bir konu değil ama hani ben 10 dakikayı aşmamaya özen göstereceğim. Burada bahsedilen her şeyi böyle yaptığım zaman duyuluyor. Böyle burada bahsedilen her şeyi anlatmak gerçekten çok güç ve benden sonra zaten e, Serva ve Burak e, çok detaylarıyla hem Türk Hukukunda hem uluslararası hukuktaki ciddi sıkıntıyı ve ne yapılması gerektiğini de aslında size bahsedecekler. Böyle yaptığında duymuyorsunuz değil mi? Duyuyorsunuz tamam. Çünkü ben kendi sesimi çok farklı duyuyorum gerçekten. Ee, daha önceki konuşmalarda genel olarak e, konunun biraz Amerikan hukuku veya Amerikan bakış açısıyla ele alındığını düşündük ve aslında ben sunuma e, özür yazımlardan başlayacaktım ama sizi sıkmayacak kadar en azından Türk Türk hukuku anlamında ayaklarımızı yere bastırmak için Türk hukukunda bu bahsettiğimiz Creative Commons'a gelirken biz aslında nerelerden geçiyoruz ondan biraz bahsedelim. Yani eser nedir, eser sahibi nedir, eser sahibinin hakları nedir, yetkileri nedir, onun karşısında kimler var gibi çok basitçe yani bir yıl anlatılabilecek bir konuyu hani çok kısaca bahsedelim, çok hızlı geçelim istiyorum. Bizim hukukumuzda eser kavramı az önce de söylendiği gibi sınırlı sayıda e, sayılmış. 5846 sayılı fikir sanat eserlerinin korunması hakkında kanunda Sınırlı sayıda eser türleri sayılmış ama orada sayılan eser türlerin orada örneklendirilerek sayılmış eser türlerin içerisinde girmeyen eserler de orada bahsedilen unsurları içeriyorlarsa eser olarak korunabiliyorlar. E zaten örneğin bilgisayar programları bizzat ilim ve edebiyat eseri kategorisi altında her ne kadar kulağa biraz garip gelse de korunmakta. Yani bilgisayar programları günümüz, günümüz Türkiye'sinde kanunen korunuyor. İlim ve edebiyat eseri olarak korunuyor. Bilgisayar programlarının hatta yoğun istisnaları da var diğer hiçbir eser türüne verilmemiş olan. Bizim kanunumuzda eserin eser olarak korunabilmesi için herhangi bir tescil şartı yok. Bizzati eserinizi kamuya sunduğunuz anda diğer unsurları da varsa örneğin işte objektif unsur, diğer insanlar tarafından algılanabilme gibi ve eser türlerinden bir tanesine girme gibi direkt korunmaya başlıyor. Yani hiçbir otoritenin eserinizi tescil etmesine gerek yok Türkiye'de eserinizin korunabilmesi için. Örneğin marka ve patente benzemiyor bu anlamda telif haklarında eser bizatihi yapıldığında, kamuya sunulduğunda kanuni bir korumaya sahip. Herhangi bir şey yaparsam, yanlış bir şey söylersem sizler düzeltirsiniz. Çünkü Türkiye'de gerçekten çokça tartışmalı bir konu. Zaten biraz sonra epey gireceğiz. Türkiye'de eserin korunabilmesi için orijinallik aranmıyor. Yani daha önceki eserlerden tamamen farklı olması, yepyeni bir konudan bahsediyor olması, hiç işte heykel olabilir, bu resim olabilir, edebi bir eser olabilir. Orijinallik ihtiyacı yok. Dolayısıyla sadece bağımsız bir fikir çabanın ve yaratımın sonucu olup olmadığı bizim için önemli. Hızlı ilerliyorum. Daha sonra tartışmada belki tartışabiliriz. Neden kanun koyucu böyle bir yola gitmiş diye. Bir de şunu söylemek lazım aslında. Türkiye'de fikir korunmuyor. Çokça sorulan bir şeydir. Belli bir fikrim var. Eser olarak henüz ortaya çıkmadı. Yani ben bunu objektif somut herkes tarafına aldığını bir şekilde sunmadım. Ama bu fikrim var. Ve ben bunu anlatıyorum. işte üniversiteye gittim, şu şirkete gittim, arkadaşlarıma anlattım. Sonra onları aldı yaptı, piyasaya sundu. İşte bu maalesef Türkiye'de korunmuyor. Bizati az önce söylediğim gibi eser olarak mutlaka o fikri ürününüzü ortaya koymuş olmanız gerekiyor ki kanuni korumayı haiz olabilsin. Evet. Eser sahibinin hakları. Eseri meydana getiren kişi, burada da enteresan bir şey var. 2004'e kadar 1952'den 2004'e kadar gerçek kişi ibaresi varken kanunda yani eser sahibi sadece ve sadece gerçek kişi olabiliyorken 2004'te bir torba kanunda istekteki ilgili maddeden gerçek ibaresi kaldırılır, kişi ibaresi kaldı. Dolayısıyla bu da bize şunu gösteriyor aslında. Tüzel kişi eser sahibi olabiliyor. Teorik olarak bunu gösteriyor Türkiye'de. Ama bu da çok tartışmalı bir şey. Çünkü az önceki slaytta geçti eser sahibinin hususiyet dediğimiz kanun hususiyet dediği kendisinin özelliklerini yaptığı eserin türüne göre o esere katmış olması, kendinden bir şey katmış olması gerekiyor. Dolayısıyla tüzel kişinin bunu yapamayacağı üzerinden yürütülen teorilerle tüzel kişinin eser sahibi olamayacağı, tüzel kişinin içerisinde o eseri üretenlerin aslında bu eserin sahibi olduğu ama işi işte kanun gerekli ilgili maddeleri çerçevesinde zaten o çalışan insanların yaptığı fikri ürünlerin, yaratımların e, tüzel kişiye ait olduğu, haklarını kullanma yetkisinin tüzel kişi e, tüzel kişiye ait olması mantığından yola çıkarak o hakları tüzel kişinin kullandığı düşünülüyor. Böyle bir çok yoğun tablomuz var. Gerçekten de diğer haklar çok ilgimi çekiyor. Çünkü kanunda diğer haklar olarak tanımlanmış. Bu solda gördüğünüz manevi haklar e, bizim eser sahibinin eser üzerinde kişiliğiyle bağlantılı hakları. Mali haklar dediğimiz ise ki eserini insanlara sunduğunda o eserden beklediği ekonomik faydalarla alakalı hakları. Yani işte işleme, çoğaltma, yayma gibi haklar az önce söylediğimiz gibi ve yayın ile umuma iletim dijital ortamda kapsar şekilde bunları yaparak, bunlar hakkında lisans vererek insanlardan, bunun veya şirketlerden bunun karşılığında ekonomik gelir elde etmesiyle alakalı haklar. Sol tarafta gördüğünüz manevi haklar ise kesinlikle bu kişinin başkalarına devredemediği türden haklar, kendi kişiliğiyle bağlı haklar. Zaten biraz sonra detaylarla konuşulduğunda bu ayrımın ne kadar e, kreatif kamıs anlamında ve diğer e, farklı lisans türleri anlamında sorun yaşattığını göreceğiz. Çünkü mali haklar direkt kişi tarafından, eser sahibi tarafından devredilebiliyor. Kendisinde kalmaksızın devredilebiliyor. Sizin eser sahibi olarak bu mali hakları hiç kullanma yetkiniz kalmaksızın bunları devretmeniz mümkün Türk hukuku anlamında. Ama manevi hakları böyle yapamıyorsunuz. Manevi hakları sadece ve sadece kullanma yetkisi denilen bir şekilde verebiliyorsunuz. Yani e, adın belirtilmesi hakkı dediğimiz Creative Commons lisanslarında örneğin en e, geniş lisans olan BY dediğimiz lisansta bu var. Yani mutlaka adı belirtelim, zaten detaylarını göreceğiz, adını belirtelim ama diğer e, haklarımı korumuyorum diye bir lisans verebiliyorsunuz Creative Commons lisansı verirken en geniş halinde. Dolayısıyla bu manevi haklar başlığındaki adın belirtilmesi dışındaki Manevi hakları aslında tutmamış oluyorsunuz üzerinizde bu anlamda da Türk Hukukuna bir uygun olmayan bir halle karşılaşmış oluyoruz. çünkü bunlar mutlaka mutlaka kişide kalması gereken devredilemeyen haklar. Eser sahibinin hakları kanunda detaylı bir şekilde sayılmış ama mutlaka ki sınırlamalar da getirilmiş hatta işte bunlardan yararlanmak için bu Örneğin bilgisayar programları bakımından özellikle genel menfaat bizim çok ilginizi çekiyor. ve Eğitim, öğretim amaçlı ve özel menfaat, şahsi kullanım ilkesi. Şahsi kullanım ilkesi konuyla biraz ilgili olduğu için çok kısa bahsedeyim size. Türk hukukunda da kişilerin ellerinde yasal bir şekilde bulundurdukları eserler üzerinde şahsi kullanım çerçevesinde kalmak üzere eser sahibinin haklarına sınırlama getirici faaliyetlerde bulunabilecekleri söyleniyor. Ama şahsi kullanımın ne kadar bir geniş çerçeveye yayılabileceği, tartışma konusu. Yani örneğin sizin aileniz içerisindeki örneğin bir CD'nin kopyalanarak kullanılması veya dijital müzik e, şeyinin dosyasının kişilerin diğer bilgisayarlarına aktarılması şahsi kullanım olarak kabul edilebilirken işte okul arkadaşlarınızla kabul edilebilir mi edilemez mi ya da işte üyelikle girilebilen bir sitedeki e, paylaşımlar acaba örneğin torrent siteleri vesaire gibi sitelerde bir kişinin yasal olarak elde ettiği dosyayı diğerlerine açması şahsi kullanım ilkesine girer mi girmez mi diye yapılan çokça tartışma var ama bunun tamamen kişinin şahsi ilişkileri olan insanlar çerçevesinde kalması gerektiği anlamında Türk hukukunda bir genel yaklaşım var. Hızlı ilerleyelim. çok çok önemli bir yere geldik. Kaç dakika oldu bu arada? Ona bir devam edeyim. Geçerlilik şartı. Yani Türk hukukunda eser sahibinin eseri üzerindeki hakları az önce bahsettiğimiz gibi devretmesi, izati vermesi ve kendisine kalmaması ya da lisans vermesi yani birilerine kullanım hakkı verebilmesi için bir yazılı sözleşme yapması gerekiyor. Yani yazılı dediğimiz mutlak surette kendisinin ve hak alanın veya devir alanın ıslak imzalı ya da kanunumuzda artık elektronik imza da ıslak imzayla eşit olarak hukuken olduğu için elektronik imzalı mutlaka bir sözleşme yapması gerekiyor. Bunu derken ne geçerli değil? Tabii ki az önce belki bahsedildi Creative Commons gibi internetten tıklanma suretiyle veya bizzat eser sahibinin tamamen irade açıklamasıyla sitesine koyduğu bir ibare, oraya verdiği bir link, koyduğu logo çerçevesiyle insanlara deklare edilen, sunulan, bildirilen lisans türleri Türk bu anlamında buna baktığımızda, kanunun bu açık ifadesine baktığımızda geçerlilik sağlayamıyor maalesef. Bu bahsettiğimiz geçerlilik unsuru yargıtay kararlarında açıkça söylenmiş. Aynı zamanda başka geçerlilik unsurları da var. Örneğin kanunda geçer, kanunda sayılmış bulunan az önceki tablomuzda gördüğünüz haklardan hangilerinin verildiği verilmediğinin açıkça yazması gerektiği ve bunun ne kadar süreyle verildiğinin de mutlaka o yazılı sözleşmede yazması gerektiği söz konusu. Türk hukukunda bunlar olmadığı zaman Yargıtay aradaki sözleşmeyi geçerli kabul etmiyor. Enteresan bir şekilde Creative Commons lisanslarında süresizdir, süresiz lisanstır ve süresiz lis, süresiz olma kavramı Türk hukukunda Yargıtay tarafından süre gösterildiği için yani süresiz olarak yazıldığında bir süre gösterildiği için kabul edilmektedir. Bu anlamda bir Creative Commons lisansının Türkiye hukukuna uygun değildir demek mümkün değil. lisanslardan bahsetmeyeyim. Direkt özgür yazılıma geçelim. Ee, peki nereden çıktı Creative Commons? Nasıl ilerledi? Ee, bu ilk, ilk önce Stallman'dan bahsedildi. Stallman ve iş içerisindeki insanlar tarafından yazılımların özgürleştirilmesi fikriyle başlayan bir hareket aslında. Yani yazılımların herkes tarafından kaynak kodlarının bilinmesi ve yazılımların özgürce insanların insanları, insanların insanların arasında dolaşması ve herkesin yazılım yapım sürecine katkı vermesi ve eser sahibinin hak, eser sahibinin eseri üzerindeki haklarının bu kadar diğer insanları sınırlayıcı olmaması fikriyle başladı ve bunun üzerinden bir lisans üretelim ve bu lisansı herkes kullanarak devam ettirsin ve bunlar bir daha sınırlanmasın, sınırlanamasın bu eserler üzerindeki açık bırakılan haklar tekrar sınırlanamasın onları alan insanlar tarafından diye bir lisans yazıldı. Ve bu lisansta program herhangi bir amaç için kullanma özgürlüğü verildi insanlara. Programın nasıl çalıştığını öğrenebilme, ona müdahale edebilme ve onun ihtiyaçlarınız doğrusuna değiştirebilme özgürlüğü verildi. Örneğin Türk hukukunda tersine mühendislik dediğimiz yani örneğin bilgisayar programında bilgisayar programını inceleyerek tersine mühendislik yöntemini, çalışma yöntemini anlamanız çoğu istisnalar dışında genel olarak yasaktır. Ama burada bu bahsedilen GPL şöyle, GPL lisansında bu özgürlük de veriliyor. Programın kopyalarını dağıtabilme özgürlüğü, programın değiştirdiğiniz halini dağıtabilme özgürlüğü veriliyordu. Dolayısıyla bunların hepsi içinde kaynak kodlara e, erişim hakkı mutlaka verilmesi gerekiyordu. Bugün ise bildiğiniz gibi kaynak kodlar dağıtılmamaktadır. Yani siz bir programı aldığınızda nesne kodunu almaktasınız. Yani nesne kodu ...onun bilgisayar tarafından anlaşılabilen halini almaktasınız. Normal Copyright diye bahsettiğimiz standart lisans türünde, standart telif hakkı türünde. Şimdi açık, bir önceki sunumlarda açık kaynak, açık lisans gibi kavramlar söylendi. Burada da aslında Serva bunlara yoğunlukla değinecek zannediyorum. Bir kavram karmaşası var. Şöyle ki bence... Açık kaynaklı yazılımlar içinde bir özgür yazılım lisansı ile yazı, lisanslanmış olan yazılımlar örneğin Free Software sınıfına girerler. Yani Free Software dediğimiz şey bambaşka bir alan. Buna serbest yazılım veya özgür yazılım diyebilirsiniz. Serbest kelimesi daha çok kullanılan bir kelime. Çünkü Free kelimesinin karşılığında biraz daha Türkçemizde serbest kelimesi daha uygun düşüyor. Ama tüm özgür yazılımlar ya da serbest yazılımlar aslında aynı zamanda açık kaynaklı yazılımlardır. Çünkü doğası gereği kaynak açık olmadığı zaman o yazılıma siz özgür diyemezsiniz. Ama her açık kaynaklı yazılım özgür yazılım mıdır? Hayır, değildir. İşte bu kesin ilkemiz. Yani siz kaynağınızı açık bırakabilirsiniz dosyanızda ama özgür yazılım ilkelerine uymadığı için e, dos, e, eseriniz özgür yazılım olarak sayılmaz. O yüzden Creative Commons lisanslarının açık kaynak lisans veya açık lisans olup olmadığı tartışmasını bu anlamda yapacağız herhalde. geçeyim. Biraz Creative Commons'tan bahsedelim. GPL dediğimiz şey az önce bahsettiğim kamu lisansının yani yazılımların insanlara çok geniş haklarla sunulmasının aynı Creative Commons gibi yazılmış bir lisansı. Creative Commons. Creative Commons'ta daha çok yazılımlar için kullanılan GPL'i sanat eserleri için işte resim, müzik gibi dosyalar için nasıl yapabiliriz ve insanlar tarafından yeknesak kullanılabilen, yaratıcılığı teşvik eden, insanların e, paylaşmasını teşvik eden bir lisans türünü yazabiliriz düşüncesiyle doğmuş. Ama onlara bir taneden bir tane değil işte sayı söylendi gibi 6 6 tane farklı lisans türü yapalım ve bunlar değişik e, seviyelerle ilerlesinler. En geniş yetkiden en sınırlısına doğru eser sahibini seçebileceği işte ilerlersek göreceğiz. All rights reserved dediğimiz mantığın yerine yani klasik copyright mantığının ben sana programı veya işte resim veriyorum bunu sadece kullanma yetkin var yerine some rights reserved yani bunu bazen işleme yetkisini verebiliyorum. Ticari olarak verebiliyorum, ticari olmaksızın işleme yetkisini verebiliyorum. Some rights reserved e, mantığıyla oluşturulmuş bir lisans türü Creative Commons. Creative Commons CC, CC, CC lisansını kullanmaya karar veren eser sahibi iki soruya cevap vermek zorundadır. Eser sahibi eserin ticari kullanımına izin verecek mi? Eserin işlenmesine yani eserden faydalanarak başka eserler oluşturulma, oluşturulmasına izin verecek mi? Creative Commons sitesine girdiğinizde bu soruların soru bu soruların sorulduğu bir kutucuklar dizisini göreceksiniz ve bunları seçtiğinizde sizi yönlendirerek o altı lisanstan hangisiyle eserinizi lisanslamanız gerektiğini anlayacaksınız. Dolayısıyla eğer eserinizin diğer insanlar tarafından işlenmesini yani onunla ondan işlenerek başka eserler üretilmesini hiç istemiyorsanız bunu tamamen yasaklayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda bunu yasakladığınız zaman bir açık lisans olmamış oluyor Creative Commons. Benim anladığım anlamda herhalde bunu konuşuruz. Lisans türleri en genişi atıf şartı. Yani siz eser sahibi olarak sadece bana atıf yap, benim ismimi eser sahibi olarak belirt. Ondan sonra istersen eserimi işleyebilirsin, istersen ticari olarak da işleyebilirsin dediğim en geniş hali ve bundan ilerleyerek atıf şartlı gayri ticari aynen paylaşım şartlı işleme. Yani Creative Commons lisans verirken en sınırlayıcı şekilde verebildiğiniz lisans türü bana atıf yap, ticari kullanma ve aynen paylaş yani işleme eserimi diyebildiğiniz bundan seçebiliyorsunuz eserinizin türüne eserinizin yayılması gerektiğini düşündüğünüz mecralara göre ulaşmasını istediğiniz insan topluluklarının e, hal ve hareketleri de bunda önemli şeyler arz edebilir. Kullandığınız sitedeki davranış şekilleri hangi lisans seçeceğinizi böyle anlayabilirsiniz. Bunun dışında aslında çok çok önemli bir başka kavram var Creative Commons'ta. E, public Domain ve Zero kavramı. Benim sunumun başında da Creative Commons Zero işareti vardı. Creative Commons Zero işareti de bir lisans olarak sunulmayan ama Creative, yani Creative Commons e, tarafından bir lisans olarak altı lisansın arasında sayılmayan ama kullanabileceğiniz sitede bahsedilen bir tür. O da şu ki e, bizati bizatihi eserinizi ortaya çıkardığınızda ilk gösterdiğimizde şuradaki şu atıf şartlı halinde bile istemiyorsanız yani bana atıf yapılmasına gerek bile yok diyorsanız bunu Creative Commons Zero işaretiyle belirtip tamamen e, atıf şartı bile olmaksızın eseri ben sunuyorum kamuoyuna diyebiliyorsunuz. Public domain ise e, üzerinde hiç hak doğmamış ya da hak doğup da örneğin Türk hukukuna göre eser sahibinin hayatı artı öldükten sonra 70 yıl geçmiş eserler için public domain yani e, kamuya ait artık işaretini koyabilmeniz için yine Creative Commons'ın size sunmuş olduğu bir işaret. Bitti mi? Ha. Daha sonrasını ilerleyen dakikalarda anlatırız, sorularda anlatırız. Burada çok önemli bir şey var. Creative Commons'ın benim çok başarılı bulduğum bir uygulaması var. Lisanslar genelde, Creative Commons neden geldi? İnsanlara avukat ücreti olmadan, işte anlayamadıkları o sayfalarca lisans metinleri olmaksızın çok basit bir şekilde, işte başından beri konuştuğumuz dijital hayatın getirdiği bu hızlılık ve internetin doğasına uygun bir şekilde hemen eserlerini sunabilmeleri ve bunun temel bir çerçevede herkes tarafından kabul edilebilir yeknesak bir çerçevede sunulabilmesi için basitleştirmek adına geldi. Ve insanların anlayabileceği bir format da var. Yani insan okuyabilir bir formatı da var sitede. Bir de avukatın okuyabileceği bir format var. Bir de sitelerin ve işte uygulamaların kendi içlerinde haberleşirken metadata olarak okuyabildikleri bir format var. Yani bunu sitenize eklediğinizde bunu eklediğiniz dosya veya site bütünü diğer siteler tarafından o içerik alındığında o metadata görülüyor ve buna uygun bir şekilde hareket ediliyor. Gerekli kodlarınız varsa az önce bahsettiğim lisanslardan hangisiyle lisanslanmışsa o içerik. Dolayısıyla çok katmanlı düşünülmüş e, avukat tarafından anlaşılabilecek o büyük yapı lisansın kendi sözleşmesi. İnsan tarafından anlaşılabilir işte ben eserim veriyorum ama işlenemiyor, işlenebiliyor, ticari kullanılabiliyor gibi çok basit kutucuklar. Ve makinelerin çok daha önemlisi birbirini anlayabileceği metatagiler. E bunun devamında başka şeylerden bahsedecektim ama şimdilik bitiriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Şunu çıkar. Teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. ben şimdi sözü araştırma görevlisi Selma Kayna'ya bırakmak istiyorum. Kendisi Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde Medeni Hukuk anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışıyor. 2014 ve 2015 yılları arasında Max Planck Enstitüsü'nde araştırmacı e, misafir olarak bulundu ve Creative Commons üzerine e, çalışmalarını sürdürdü. Açık kaynak yazılımlar ve bilgisayar programlarının korunması e, esas alanı. Bu konuda e, çeşitli eserleri ve tebliğleri de var. Kendisi bize e, açık lisansla ilgili e, örnek case'lerden bahsedecek, dünya uygulamalarından ve Türk hukukunda kanundaki boşluklar ve yapılması gerekenler üzerine e, görüşlerini paylaşacaklar. Buyurun hocam. E, merhabalar. Öncelikle e, bu kadar hukukçunun arasında, bu kadar olaydan sonra bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah ...panelin sonuna doğru da aynı hissiyatla devam edersiniz. Serhat bahsetti zaten konunun kendisi de bir ayrım yaparak... ...avukatların anlayabileceği ve geri kalanların anlayabileceği şeklinde bir ayrım yaptı. Biz genel olarak hep bundan muzdaribiz ama muzdarip olsak da biz de aynı şeyi yapıyoruz. Bazen kaptırıp gidiyoruz ya sadece kendimizin anlayabileceği bir dilde konuşuyoruz... Ee, hadi buna birazcık dikkat etsek de bu sefer e, uygulamadan çok uzak kaldığımız anlar oluyor ve kendi çapımızda kanunların içinde sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ama aslında o sorunları çok doğru olarak tespit edememe riskini de bir anlamda göz ardı ediyoruz. Ee, bu açıdan aslında bu toplantı ilk panel ve bundan sonraki panel bizim gibi bu konu üzerinde hukuki açıdan kafa yoran e, akademisyenler ve avukatlar için. ...inanılmaz değerli. Ee, sizin soracağınız sorular, getireceğiniz örnekler bunun karşısında bizim e, belki de birazcık kanundan kaynaklanan birazcık olumsuz soru var ve soru e, olumsuz cevaplar verebilme riskine karşı şimdiden özür diliyoruz. <laughs> Ama umarım ki e, bu konuda da bazı adımlar zaten atıldı, atılmakta da e, önümüzde yani bu şeyden ayrı olarak benim kendi sunumdan ayrı ayrı olarak önümüzde bir kanun değişikliği tasarısı söz konusu ee, ben ilk başta bunu duyduğumda çok umutluydum ee, gerçekten hani 19 e, şu kocamın da dediği gibi 1952 tarihli bir kanunun ilk defa baştan sona değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu bu bizim için çok önemli bir fırsat ee, fakat ya ben bundan çok umutlu olduğumda yıl 2012 idi ee, şu anda yıl 2016 oldu. Herhangi bir gelişme olmadı ne yazık ki. Ee, birkaç toplantısına katıldığımda da ne yazık ki. E 2016 yılının şartlarına ve 2016 yılını takip eden belki bundan sonra bir 15-20 sene daha bizim işimize yarayabilecek türden düzenlemeler değil, birazcık Avrupa Birliği direktiflerine uyum sağlanması amacıyla yapılması planlanan bir kanun tasarısının varlığından haberdar olarak açıkçası birazcık umutlarım söndü. İnşallah bu umutlarım tekrardan alevlenir ve Açık lisanslar gibi diğer başka e, bazı konularda e, göz önünde bulundurulur diye umut ediyorum. E, açık lisanslarla çok alakalı olduğu için benim de çalışma konularımdan biri. Aynı zamanda Saret'in de bahsettiği bu sınırlama ve istisnalar meselesi, e, fikri hakların e, sınırlanması, istisnaları dolayısıyla eserden yararlanan kişilerin nasıl herhangi bir ihlal olmadan, herhangi bir fikri hak ihlali olmadan yararlanabileceği konusunun da ele alınması gerektiğini düşünüyordum ben kanun tasarısında ama o konuda biraz soru işaretleriyle dolu dolayısıyla aslında şu anda elimizdeki en güzel kaynak Creative Commons onu bir şekilde 1952 tarihli hukukumuza uygun bir hale getirmeyi başarabilirsek çok büyük birkaç tane problemin problemi aşmış olacağız diye umut ediyorum. Bunu derken şunu ekleyip konuyu bağlayacağım. Aslında bu problemler, bundan sonra da bahsedeceğimiz problemler sadece Türkiye'ye mahsus değil. Ee, hatta aslında tam olarak bu sebepten Creative Commons'ın bir değil tam dört tane jenerasyonu var. Bu dört jenerasyonu arka arkaya tarihsel olarak dizdiğinizde neden dört jenerasyon olduğunu anlıyorsunuz. Yani bu dört jenerasyon birbirinden çok farklı, çok... Ee, ...esaslı değişiklikler geçirerek buraya gelmiş. Bunun da sebebi genelde hukuki problemler yaşaması. Hukuk her zaman pratiği takip ettiğinden dolayı ilk başta yapılıyor. Daha sonra e, hukukçular Hı, bir dakika bunda bir problem var diyorlar ve bunun üzerine e, ya hukuku uyumlaştırmaya çalışıyoruz ki... Bizim gibi kıta Avrupası gibi ülkelerde kanuna çok bağlı ülkelerde bu pek mümkün olmadığı için bu durumda o zaman acaba pratiği buna uyumlayabiliyor muyuz diyoruz. Bence Creative Commons bu konuda çok büyük adımlar atıyor. Bir e, lisans yazdığınız tipik bir sözleşme bir tip sözleşme ve bütün dünyada uygulanmasını istiyorsunuz. Nitekim dijital ortamda zaten yok bu dünyanın bir kısmında uygulansın uygulanmasın gibi bir ihtimaliniz söz konusu değil. Ve bunu dünyadaki var olan bütün sistemlere olabildiğince uyumlu bir hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bu bir ülkenin kendi kanununu yapabilme süresinin ne kadar uzun olduğunu göz önünde bulundurursak Creative Commons'ın bu çabası bence çok büyük bir çaba ve çok kayda değer bir çaba. Biz de inşallah elim, elimizden geldiğince buna yardım etmeye çalışacağız. O yüzden biraz sonra söyleyeceklerim ve daha sonra söylenecekler sadece Türkiye'ye mahsus problemler değil. Creative Commons'ın e, ilk başta yaşadığı problem, en başta uluslararası boyutta yaşadığı problem dil konusunda oldu. Birçok creative commons Amerika doğumlu e, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu bir lisans türü olduğundan dolayı doğal olarak ilk defa yazıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin hukuku göz önünde bulundurularak oluşturuldu. Şöyle bir nokta var. Aslında Amerika Birleşik Devletleri hukukun telif hakları sistemi e, sayısal olarak baktığımızda yüzey yüz ölçüm olarak değil ama sayısal olarak baktığınızda e, kıta Avrupa sistemi'nden daha az uygulanan bir sistem sayısal olarak, yüz ölçümü olarak daha büyük yerlerde uygulanıyor ve ticari açıdan daha çok uygulanıyor ama e, belli başlı ülkeler bu sistemi uyguluyor. Biz ise Türkiye olarak kıta Avrupa'sı sistemine dahiliz ve çok büyük, çok önemli ve esaslı farklarımız var Amerikan sisteminden. İşte bir tanesini copyright diye ayırıyoruz telif hakkı olarak, bir tanesini eser sahibinin hakları diye ayırıyoruz ve ikisi arasında çok büyük farklar var. Bunlardan bir tanesi Sartın da bahsettiği e, manevi haklar kısmı ama oraya gelmeden önce e, bu dil probleminden bahsetmek istiyorum. Türkçe'ye çevirmeye çalışılmasının sebebi bundan kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye'de Türk Hukukuna göre 1926 tarihli bir kanuna göre kanunun numarası da 805, e, 805. kanun kendisi. E, Türkçe olmayan kanunlar belirli bazı şartlar alt e, sözleşmeler belirli bazı şartlar altında geçerliliğini kaybetme riskine sahip. Bu yüzden Türkiye'de de bir Türkçe çevirme çalışması var ama bu sadece bizim ülkemize ait değil. Aynı problemi en çok Almanya'da yaşadı Almanlar. E, çünkü benzer bir hatta daha geniş aslında, daha geniş bir uygulama e, Alman siz, Almanya sisteminde de söz konusu. Orada da Almanca olmayan sözleşmelerin geçerliliği konusunda bazı sıkıntılar yaşandı. Şu anda bu e, mahkeme iç dağıtlarıyla biraz daha iyileştirilmiş durumda ama benzer bir problemi Creative Commons ilk Almanya'da yaşadı ki aslında Almanya kreatif Commons'a aşırı derecede açık bir ülkeydi ve çok e, bu konuda çok heyecanlıydı ama böyle bir problemle karşılaştı. Dolayısıyla e, Almanya grubu da bu konuda çok çalıştı bunu Almancaya çevirebilmek için. Ama bu konuları zaten e, İlkay'ın bizden çok çok daha iyi biliyordur. İnşallah biz de benzer bir şeyi e, Türkçe'de yaparak bu problemi aşmayı planlıyoruz. İkinci büyük problem ee, yurtdışı, yani uluslararası ortamda olan manevi haklar. Bunun en büyük problem olmasının sebeplerinden biri, manevi haklar teorik olarak bütün telif hakları sisteminde yer alsa da, pratik olarak e, başta ABD olmak üzere e, kamu ortak hukuk uygulanan ülkelerde yer almıyorlar. Ee, ...teorik olarak yer alıyorlar. Bunu herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyeyim. Çünkü en başta Amerika'da olmak üzere aslında Bern Sözleşmesi'ne, Bern Konvansiyonu'na... ...fikri hakları <laughs> uluslararası çapta ilk defa düzenleyen en büyük konvansiyonlardan birine üye. Üye olmasında çok gecikti. Gecikmesinin sebebi de aslında manevi haklar. Çünkü e, Amerikan sisteminde manevi haklar e, teoride tanınan haklar değildi. Kişilik haklarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkıyordu. Ve böyle bir hak da tanımak istemedi zaten Amerika eser sahiplerini. Bundan yola çıktığımız zaman da Bern Konvansiyonu konvansiyonuyla bayağı problem yaşadılar. Evet onlar da şu anda üyeler. Peki madem üyeler neden acaba bu kadar büyük problem yaşanıyor? Ee, onun da sebebi e, ben konvansiyonu sadece minimum şartları düzenlediği için konvansiyonda diyor ki sen belirli başlı iki tane manevi hakkı kanunlarında tanımak zorundasın, eser sahiplerine bunu vermek zorundasın. Ama bundan sonraki bu manevi hakları kontrol edebilme veya düzenleyebilme yetkisini ülkelere bırakıyorum dedi. Böyle olduğu zaman... Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar iki tane çok önemli manevi hakkı tanımış olsa da bunlardan feragat edebilme ve bunları devredebilme yetkisini de tanıdı eser sahiplerine. Kıta Avrupası ise Fransa'nın etkisinde, Fransız ekolünün etkisinde çok kaldığından dolayı tabii ki böyle bir hak vermedi ve daha fazla manevi hak tanıdı. Ortada kesişimde buluştuğumuzda iki tane manevi hak Creative Commons açısından da çok önemli olarak ortaya çıkmış oldu. Bir tanesi adım belirtilmesi hakkı. Bunu o kadar çok söyledik ki, hepimizin aklını da tahmin ediyorum. Çok detaya girmeyeceğim. İkincisi ise bence Creative Commons açısından daha önemli olan e, eser sahibinin şeref ve haysiyetini etkileyecek değişiklikleri engelleme hakkı. Şimdi eser sahibinin böyle bir manevi hakkı var. E, burada değişiklik dediğimiz zaman Hemen bizim aklımıza Creative Commons'ın en önemli özelliği olan işleme yapabilme, değiştirebilme hakkı geliyor. Şimdi bunların bir tanesi mali hak, bir tanesi manevi hak. Bu manevi haklardan kesinlikle vazgeçemiyorsunuz. İsteseniz de geçemiyorsunuz. Ben bunları istemiyorum deseniz de o sizde kalıyor. Çünkü kişiliğinizle doğrudan doğruya bağlantılı. Bir tarafta da değiştirebilme hakkınız var. Bunu ise verebiliyorsunuz, devredebiliyorsunuz. Şimdi iki hak birbirine çok benzediği için Creative Commons söz konusu olduğunda burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Bizde henüz çıkmadı, uygulamada böyle bir şey söz konusu olmadı. Ee, ama Fransa'da tahmin edebileceğiniz gibi çok yoğun protestolarla karşılaştı. Çünkü bu manevi hak e, Fransa'da bizim bizdekinden daha yoğun olarak... Ee, ölümden sonra dahi kişinin ölümünden sonra dahi devam edebilir haklar kategorisi altında yer aldığına galiba kategorisi demeyeyim çünkü galiba böyle sadece bir tek bu hak var. Kişi, kişiye sıkı sıkıya bağlı olup da kişinin ölümünden sonra dahi devam edebilen tek hak eser sahibinin manevi hakkı mirasçılarına geçebiliyor. Ee, Fransa'da olan olaylarda şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Siz Creative Commons lisansıyla e, ee, en açık lisansıyla devretmiş bile olsanız haklarınızı, değişiklik yapabilir, e, adının belirttiği takdirde her türlü işlemi yapabilir demiş bile olsanız şu riski barındırıyor. Bundan birkaç zaman sonra sizin yaptığınız, yani Creative Commons'la aldığınız, Creative Commons lisansıyla aldığınız ve kullandığınız ve bir değişiklik yaptığınız, ortaya çıkardığınız yeni eserde eski eser sahibinin, hmm, ama bu benim şeref ve itibarımı zedeliyor diyerek sizin bu eserinizi, sizin yeni yarattığınız eserinizi kullanmayı engellemesi gibi bir riskle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tam da bu sebepten dolayı Creative Commons Avrupa'da ne yazık ki Amerika'da olduğu kadar hızlı ilerleyemedi ve yayılamadı. Bundan dolayı da diğer sürümleri ortaya çıktı ve şu anda dördüncü sürümündeyiz. Ee, ben 2008 yılında Creative Commons'ın bir toplantısına gittiğimde bunu tartışıyorlardı. Acaba manevi haklarla ilgili maddeleri Creative Commons'ın tamamen dışında mı bıraksak, yoksa içine alıp aslında Creative Commons bu lisanslarla kesinlikle e, bu haklarla kesinlikle ilgilenmiyor mu desek? Benim anladığım kadarıyla ikinci opsiyonu belirlediler ve şu anda dördüncü sürümünde en azından Creative Commons lisansıyla devraldığınız veya devretmek istediğiniz konular manevi hakları kesinlikle etkilememektedir. Zarar vermemektedir. Uyguladığınız devletin hukukunun el verdiği ölçüde, izin verdiği ölçüde manevi haklarda devrolunabilir veya manevi haklardan da feragat edilebilir şeklinde bir ibare söz konusu. Böylelikle Fransa'yı ve Almanya'yı çok mutlu etti Creative Commons bu değişimiyle. Ve ondan sonra da zaten uygulamaları yoğunlukla arttı. Çok da fazla davayla karşılaşılmadı. Ee, eğer bunlar yapılmasaydı zaten hem Almanya'da hem Fransa'da ne yazık ki Creative Commons'ın da şu anda bizde yaşadığı problemlerde yaşadığı gibi e, geçerlilik problemleri ortaya çıkacaktı. Bu da zaten Creative Commons'ın asıl amacını ne yazık ki zedeleyecekti. Bu yöndeki değişiklikler çok olumlu değişiklikler oldu. Biz de şimdi bunun ardından kendi yapmamız gereken değişiklikleri yapabilirsek, gerçekten Creative kamımızı geçerli bir halde yaygınlaştırabilmek için çok büyük e, bir başarı elde etmiş olacağız diye düşünüyorum. E, onun haricinde, manevi haklar haricinde bazı başka detaylarda da e, şeyler ...problemler yaşadı Creative Commons. Ee, ama hiçbir zaman... ...ne Avrupa'da ne Dünya'da... ...birebir bir davanın tarafı olmadı. Hiçbir zaman davalar Creative Commons'a açılmadı. Çünkü Creative Commons aslında bir organizasyon ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon ve herhangi bir kayıt veya tescil görevi veya bunun gibi bir sorumluluğu söz konusu değil. Dolayısıyla sizin e, Creative Commons lisansı ile verdiğiniz e, bu lisansa dayanarak yaptığınız hukuki işlemlerin kontrol yükümlülüğü de Creative Commons'da değil. E, dolayısıyla aslında davaların hiçbiri Creative Commons tarafından, Creative Commons'ın taraf olduğu bir dava söz konusu olmadı. Bir tane oldu. E, o da zaten çok Amerika'da çok kısa bir sürede düştü ve Creative Commons taraf olmaktan az edildi. Ama birkaç tane enteresan davadan kısaca bahsedip konuşmamı uzatmadan bitireceğim. Bir tanesi Hollanda'da gerçekleşti. E, Hollanda'nın günlük gazetelerinden bir tanesi bir e, davaya e, konu oldu. E, Hollanda'nın creative commons Hollanda'da creative commons'ın geçerli olarak e, uygulanabilmesi üzerine yoğun çabalar harcayan bir çok da değerli bir e, fikri haklar profesörü de zaten o kadar çok bu konuda e, yorum yapıp o kadar çok dahil oldu ki davaya ben zaten ondan sonra şey demiştim kesin e, konu çok güzel bir şekilde bağlanacak ve Creative Commons'ın çok yararına sonuçlar çıkacak diye. Nitekim de öyle oldu. İlk defa konu edilmişti. Mahkemelerin önüne ilk defa Creative Commons lisansıyla ilgili bir hukuki problem çıktı. Klasik olarak bir tarafta Flickr'a e, Creative Commons lisansıyla yüklenmiş bir fotoğraf. Diğer tarafta günlük bir gazete. Bu fotoğrafı alıp... Kullanıyor fakat e, Creative Commons lisansları e, ticari olarak kullanılamaz şeklinde düzenlenen bir e, doğru hatırlıyorum. E, ticari olarak kullanılamaz şeklinde verilen bir Creative Commons lisansı e, günlük bir gazetede parayla satıldığı da göz önünde bulundurulursa e, bunu kullandığı zaman ortada tabii ki bir ihlal oluyor. Creative Commons sözleşmesinin ihlali oluyor Şimdi böyle bir durum mahkemeye taşındığı zaman ilk başta mahkemenin bakacağı şey acaba bu sözleşme geçerli mi? Biz de hukukçular olarak ilk ona bakıyoruz. Çünkü geçerli değilse ya avukat bakış açısından geçerli değilse kurtarabiliriz paçayı çok da uzatmayabiliriz. Ama eğer geçerliyse bu sefer hukukun derinliklerine girmek zorunda kalacağız. Biz de bazen bunlardan böyle çıkamama ihtimaline sahip oluyoruz hiç değinilmemiş konularda. Nitekim zaten davanın detaylarına baktığımda gerçekten önce o iddia edilmiş. Aradaki sözleşme geçerli değil. Dolayısıyla ben bunu zaten istediğim gibi kullanabilirim. Ama neyse ki Hollanda mahkemeleri bunu reddetmiş bu savunmayı. Ne demek geçerli değil? Tabii ki geçerli taraf iradeleri var. Sözleşme serbestisi var ve tabii ki geçerli. Bundan sonra Creative Commons lisansının ihlal edilip edilmediğine bakılmış mahkeme tarafından. Önce geçerliliği tespit ediliyor. Daha sonra geçerli olup olmadığına bak, e ihlal edilip edilmediğine bakılıyor. Nitekim kararda da ...tabii ki Creative Commons lisansının e, ticari olmayan kullanımı öngörüldüğünden dolayı ve kullanım ticari olduğu için ihlal edildiğine kanaat getirilmiş. Her ne kadar bir para cezasına çarptırılmamışsa da karşı taraf en azından e, bunun bir ihlal olduğu ortaya çıkmış. E, bu davada davayı da destek veren Hugenholtz kendisi de çok büyük bir mutlulukla dava sonucunu açıklamıştı çünkü... Belki bir maddi bir getiri olmadı, finansal bir getiri olmadı ama bu sayede Creative Commons lisanslarının en azından Hollanda hukukuna göre geçerlilik arz ettiği ve sizin bu şartlara uymadığınız takdirde bir sözleşme ihlal bunu tekrar dile getireyim. Telif hakkı değil bir sözleşme ihlali yaptığınız mahkemelerce ortaya konulmuş oldu. Zaten ondan sonra da çok rahatladım. Bir iki dakikam varsa evet, tabii. bir e, karardan daha bahsetmek isterim. E, o da e, İspanya'da gerçekleşti. E, bu zaten çok temel bir karardı, İşin geçerliliğiyle ve Creative Commons lisanslarıyla ilgiliydi. Bir de bu işin tabii ki çok detaylarına girip sizi çok fazla sıkmayacağım, ama bir de meslek birlikleri tarafı var. E, Creative Commons, is, Creative Commons lisansıyla. E, Yaptığınız sunumlar ya da işte bir e, restoranda çaldığınız müzikler, e, bunların düzenlenmesi. Acaba bunlar üzerinden e, eser sahibinin bir geliri sağlanmalı mı? E, gerçi kreatif hakamız lisansının şeyine aykırı olmakla beraber ruhuna aykırı olmakla beraber e, bunlar bir ara çok tartışıldı. E, çünkü daha önceden e, Avrupa Birliği'nin üye ülkelerde e, ve Türkiye'de de çok büyük bir problem aslında e, eser sahibinin hakları çeşitli meslek birlikleri tarafından takip ediliyorlar ve korunuyorlar. Şimdi böyle bir durumda Creative Commons çok enteresan bir yere konumlandı. Çünkü Creative Commons diyor ki yok ben kendim veriyorum lisansı, başka kimsenin beni takip etmesini istemiyorum. Bundan da finansal bir fayda da beklemiyorum. Sadece adım anılsın veya ticari olarak kullanılmasın veya işlemesi yapasın veya yapılmasın. Şimdi böyle bir durumda meslek birlikleri, Şeyde kaldılar. Bir dakika bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Biz ama kontrol ediyorduk bunları. Onun üzerinden royaltileri alıyorduk ve size dağıtıyorduk diyordu. E, Creative Commons buna engel oldu. Direkt araya girdi ve eser sahibiyle eseri kullanmak isteyen kişiler arasında başka hiç kimseyi sokmamaya karar verdi. Böyle olunca e, diğer ülkelerdekinden bahsetmeyeceğim ama İspanya'da enteresan davalar söz konusu oldu. E, Creative Commons... Creative Commons lisansıyla e, eserlerini kullandırmak isteyen sanatçılara karşı davalar açıldı. Ve meslek birlikleri e, bir dakika bunu yapamazsınız, bunu bir tek biz yapabiliriz şeklinde, ya tabii bunun daha hukuksal biçimde, benim söylediğim gibi değil, daha hukuksal gerekçelerle e, bunu ileri sürdüler. Ben bunu ilk okuduğumda baya böyle gözlerim yerinden fırlamıştı. Nasıl yani eser sahibi benim ve istediğim gibi bunu... E, Para karşılığı olmaksızın kamuya sunamıyor muyum? Yani benim böyle bir hakkım yok ve bunu başka bir birlik mi kontrol ediyor diye bunun Türkiye ayağına kesinlikle girmeyeceğim, çıkamayabilirim çünkü. Ee, ama e, İspanya'da e, neredeyse davayı kaybediyorlardı. Gerçekten e, meslek birliklerinin aldığı yetkiler dahilinde. Çünkü meslek birlikleri sizden, sizin eserlerinizi yaymak, takip etmek ve size bunun üzerinden kazançları dağıtmak için bir yetki belgesi alıyor en başında eser sahibi olarak ee, ve bu yetki belgesinin içerisinde işte çok geniş haklar e, da alıyorlar. Dolayısıyla öyle bazı durumlar oluyor ki sizin bir eser sahibi olarak meslek birliğinden habersiz olarak eserinizi lisanslamanız mümkün olmayabiliyor. Çok ekstrem durumlarda. Böyle durumlardan bir tanesine denk gelince bir sanatçı İspanya'da çok büyük problemler yaşadı. Ama neyse ki manevi haklarımız var diyerek e, sanatçının kurtulması söz konusu oldu ve böyle bir sınırlamanın e, eser sahibiyle eseri arasındaki bağı inanılmaz derecede, e, inanılmaz derecede bu bağ zarar verdiği gerekçesiyle dava reddedildi ama çok büyük bir risk atlatılmış oldu. Neyse ki şu anda bu e, Avrupa Birliği çapında e, meslek birlikleri düzenlemeleri değiştiği için şu anda teorik olarak bu sorunumuz çözülmüş durumda. Pratikte e, direktif çok yeni 2014 yılında yürürlüğe girdi. Pratikte nasıl olacak konu hakkında tam bir bilgim yok ama en azından teoride böyle bir problemimiz Kalmayacak. Onun dışındaki bütün davalarda genelde göz önünde bulunan davalar hep e, işte Flickr'dan Flickr fotoğraflarından veya sizin kendinizin yüklediği e, Creative Commons'ın belirli bazı şartlarına göre yüklediğiniz bazı lisanslarının e, ihlal edilip edilmemesinden ortaya çıktı. Ama en büyük tartışma bu konuda tabii ki ticari kullanım. Neyin ticari kullanım sayılıp, neyin ticari kullanım sayılmayacağı konusunda çok fazla tartışma oldu. Genelde bunların hepsi somut e, dava ve somut olay üzerinden ilerlediğinden dolayı... ...onları şimdi döksem bayağı hep beraber kafein bombardımanı yapmamız gerekecek. O yüzden çok o konulara girmek istemiyorum. Ama eğer ilgilenen olursa hani tabii ki e, bildiğim, bilebildiğim, hani benim gözüme çarpan bütün davaları da sizinle paylaşabilirim. deyip daha fazla kesinlikle konuşmayacağım. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Ama hani başka sorularınız olursa da belki evet, diğer söyleyeceğim şey. e şeyleri soracağım kısmında söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için Umarım kafanızı karıştırmaktan ziyade biraz daha böyle açıklayıcı olabilmişimdir diye umut ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz hocam bu değerli katkınız için. Hem dünya örnekleri bizim için ilginç oldu. Ben de ilk defa dinledim aslında İspanya örneğini. İlk defa sizden dinlemiş olduk. Şimdi Türkiye'ye gelelim ve Türkiye'deki sorunlar neler acaba? Bizi e, Burak Özdağıstanlı e, bu konuda aydınlatsın. E, Burak Bey. E, Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ortaklığında e, Kıdemli Avukat olarak e, görev yapıyor. Teknoloji ve Bilim Hukuku, Bilişim Hukuku e, alanında çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle veri koruması ve gizlilik, yazılım, telif hakları, bulut bilişim e, üzerinde çalışmaları var. E, sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ederim. Herkese merhabalar. E, Saatin farkında olarak ve program evet. bakımından yemeğe 10 dakika kaldığında bilincinde olarak hızlı bir şekilde sunumumu tamamlamaya çalışacağım şimdi bizim herhalde hukukçular olarak kaderimiz sürekli inovatif şeyleri nasıl sınırlan inovatif şeyleri nasıl sınırlandırılabileceğini anlatmak maalesef bu panelde de böyle oluyor Ben de zannetmeyin ki farklı bir şey yapacağım ben de aynısını yapacağım fakat ne yapılabilir Aslında burada bence ortaya da koymak gerekiyor Zira hukuk alan itibariyle ciddi manada konservatif bir alan. E, değişikliğe açık değil ve değişimleri yakalamak konusunda ciddi e, zorluk çekiyor ve işte burada olduğu gibi e, bir 50-60 yıl arkadan geliyor. Belki eğer e, de, hukuk, pardon, e, kanunda değişiklik yapılmazsa belki bu söz konusu süre gitgide uzayacak. E, şimdi e, Serhat zaten eser eser tanımı ve e, bu konuda bilgileri size verdi. O yüzden e, ben bunlara ilişkin herhangi bir e, şey söylemeyi planlamıyorum. Sadece burada eser tanımını e, zaten e, yapmıştık. Creative Commons ile ilgili eser tanımı üzerinden gel e, baktığımızda ilk sorunlardan e, aklımıza gelen ilk sorun bir e, felsek anlamında eserin ne olduğuyla Creative Commons anlamında korunan ve lisanslanan eserin ne olduğu arasında bir fark olması. Yani şöyle bir şey söz konusu olabiliyor. Çoğu zaman aslında fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında e, eser olarak tanımlanamayacak bir e, yaratının bir e, bir eserin diyeyim. E, Creative Commons çerçevesinde korunduğunu insanlar düşünebiliyor ve bu çerçevede Creative Commons lisansını e, o fotoğrafa, o esere ekleyerek bir korumaya sahip olduğunu düşünebiliyorlar. Bu e, bu eseri yaratanlar için aslında negatif bir unsur oluşturabilir. Bu yüzden de zaten Türkçeleştirme çalışmaları çok önemli. Creative Commons'ın aslında bir koruma getirmediği sadece e, sadece bir lisans faaliyeti olduğu ve bu, bu, eserin nasıl korunabileceği, pardon nasıl kullanılabileceği anlamında bir takım yetkileri verdiği e, konusunu bence vurgulamak burada cidden çok önemli. E, manevi haklar, mali haklar bu konulara teker teker değinmeyeceğim biraz önce bahsettiğimiz gibi manevi hakların devri aslında söz konusu değil kanunumuzda mali hakların e, devri söz konusu hakların devrinin nasıl yapılabileceği kanunumuzda aslında açıklanmış e, burada Serhat'ın biraz önce yine bahsettiği gibi sınırlı ve e, sınırsız karşılıklı ve karşılıksız olarak devredilebileceği kanun kanunda ifade ediliyor bence en önemli hususlardan bir tanesi biraz önce de zaten e, kısa bir şekilde değindik 52. maddede e, mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması gerektiği ve burada hangi mali hakkın devredilmesinin söz konusu sözleşmede belirtilmesi gerektiği ifade ediliyor. Şimdi burada e, yazılı olması, yazılı şekil bizim hukukumuzda e, bir geçerlilik şartı ve e, Borçlar kanunun 14. maddesinde ise ve yazılı şeklin aslında nasıl yerine getirilebileceği bahsediliyor. Burada en e, klasik anlamıyla bir e, ıslak imza yoluyla yazılı şeklin ee, ...yazılı geçerlilik şeklinin aslında sağlanabileceğinden bahsedilmiş. Burada bence ıslak imza unsurunun e, öne çıkarılması gerekiyor. Çünkü bu bir psikolojik unsur aslında. Çünkü e, haklar devredilirken insanın bir hakkını devrettiği anda... E, ...bunu sözle söylemesi, yazılı olmayan bir şekilde yapması gerçekten o hakkı devretmek için bir psikolojik sınırının aşağısında kalmakta. Ve insanlar bu haklarını eğer yazılı olarak veya imzalı olarak devretmiyorlarsa kolaylıkla devredebilmektedir. Öte yandan bir imza unsuru varsa gerçekten insan doğası gereği bir hak devredilirken veya bir hakkın artık kullanılması sonlandırılırken insanı bir kere, iki kere veya tekrar düşünmeye iten bir durum söz konusu. Aslında buradaki yazılı şartın psikolojik unsuru ve arkasındaki gerekçelerden bir tanesi de bence bu. Şimdi e, 52. madde çerçevesinde bunu Creative Commons lisansıyla örneğin kıyasladığımızda e, aslında benim mantığım gereği yapılması gereken yorum şu. Creative Commons lisansları e, eser sahibinin eser üzerine iliştirerek ee, o eseri kullanmak isteyen herkesle bir sözleşme yaptığı e, bir durum. Aslında e, hukuk, hukuki olarak, inovatif olarak aynı zamanda bakarsak bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekir. Öte yandan e, görüyoruz ki burada yazılılık şartının aslında sağlanmadığı iddia edilebilir. Evet teker teker hangi hakların verildiği e, her ne kadar altı tip lisans olsa da tam olarak belli olmadığı yönünde iddialar ortaya çıkabilir ve bu çerçevede Creative Commons lisansı ile kullanıma sunulan bir eserin aslında hukuka uygun olarak e, kullanıma sunulup sunulmadığı maalesef hukukumuzda tartışmalı durumda. Ee, aslında e, hani Yargıtay'ın birtakım kararları da var, e, yazılı olmasa dahi hukuka uygun olarak mali hakkın devri gerçekleştirilmiştir şeklinde. E, ama bu kararlar çok sık görülen kararlar değil ve kanunda açıkça aksi yazdığı için e, Creative Commons lisanslarına e, ne kadar uygulanabilir, ne kadar uygulanmaz e, bence çok uygulama alanı bulabilecek bir e, karar değil bu noktada. E, burada size bahsetmek istediğim hususlardan bir tanesi, Mali haklardan vazgeçme, e, 60. maddede geçiyor. Şimdi bunu mali haklardan vazgeçme maddesini bir e, Creative Commons lisansına aslında örnekleyerek e, anlatmak istiyorum. Örneğin e, sadece atıf e, aranan e, Creative Commons lisans tipinde, e, Creative Commons lisansının e, geri alınamaz olduğu da düşünüldüğünde, e ee, sadece eser sahibinin isminin orada bulunması şartıyla tüm mali haklarından ilgili kişinin sınırsız ve e, herhangi bir süre sınırı olmaksızın vazgeçtiği düşünülebilir ve bu 60. madde çerçevesinde değerlendirilebilir. Şimdi ee, yani aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Ee, yani 60. maddede resmi gazetede ilandan vesaireden bahsediyor. Biz eserin üzerine bir e, burada atıf şeklinde bir lisans koymaktan bahsediyoruz. İşte aradaki bu dev farkı bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten bir kişinin kendi ürettiği lisans kendi ürettiği eser üzerindeki bir lisansı resmi gazetede yayınlatmak suretiyle bu haklardan vazgeçmesi gibi bir şey günümüzde söz konusu değil. Bilim bilgi çağında günde yıllar, özür dilerim günde milyonlarca belki hani terabaytlarca datanın ve bunlara ilişkin eserlerin üretildiği günümüzde o zaman herkesin bu haklardan vazgeçmek için resmi gazetede bir yayın talebi olduğunu düşünürseniz herhalde resmi gazetede kanunları veya diğer resmi gazetede yayınlanması gereken yargı kararlarını yayınlamak mümkün olmayacaktır. O yüzden bence bu konservatif bakış açısından bir an önce çıkabilmek için yapılması gereken bir takım şeyler var. Yani hukukun artık günümüzde günümüzü yakalaması, e, Creative Commons e, ve Creative Commons benzeri diğer inovatif e, bilgi paylaşımını e, aslında teşvik eden e, unsurları öne çıkarması ve bunların hukukken uygulanıp uygulanamayacağı konusundaki soru işaretlerini ortadan kaldırması gerekmekte ve bunun için bir takım aslında öneriler e, var. E, bu öneriler tabii ki en en ilk yapılması gereken kanun değişmesi ve kanun değişikliğinde. Creative Commons'dan Kültür Bakanlığı'nın görüş alması. Oysa e, gerçi biraz ironik gözükebilir. Ben e, yıllarca BSA e, avukatlığı yapmış olan ve e, 5846 sayılı kanunun tamamen tek taraflı e, mali hakların sadece bir kişiye özgü olarak verilmesi yönünde e, görüş vermiş. Ve buna ek olarak e, aslında şu anda hali hazırda kanunda bulunan şahsi kullanım hakkının da kaldırılması gerektiği yönünde daha önce görüş vermiş biri olarak şunu söylemek durumundayım yine de. Burada e, fikir ve sanat eserleri kanunundaki yaklaşım değişmeli. Bir takım eserler gerçekten hani bundan bir ticari faaliyet öngörülüyorsa bir şirket bu eseri birine yazdırdıysa bir bilgisayar programıysa bunu pek tabii ki e, istediği şekilde koruma hakkına sahiptir. Ama öte yandan ee, bu şekilde e, ya, paralar harcayarak e, eserleri yazdırtan bu, bu şirketlere verilen hakların en azından e, o hakları kullanma, o mali hakları kullanma yönündeki bu kabiliyet eserleri yaratan, fotoğraf çeken veya bunu istediği şekilde insanların kullanımını açmak isteyen herkese verilmelidir. O yüzden bizim bence ilk önce yapılması gereken, yapmamız gereken şey 5846 sayılı kanunda bir mentalite değişikliğine gitmek ve mali hakların devri sözleşmelerinin sadece bir kişiye değil genele kamuya açılabilecek hale gelmesi gerektiğini kabul etmek buradaki ...çok sıkı yazılı şekil şartını, geçerlik şartını ortadan kaldırmak ve bu çerçevede gerçekten bilginin paylaşımının ve gelişmenin önünü açmaktır. Son olarak hemen şunu söylemek istiyorum. Benim aklıma gelen örneklerden biriydi. Creative Commons ile ilgili aslında soru işareti olan hususlardan bir tanesi uygulamada karşımıza çıkabilecek hususlardan bir tanesi şu. Bunu da bir yerde okudum. Kendim aslında düşünüp söylemiyorum. Amerika'da bir 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 makalede Creative Commons ile ilgili bir eleştiri söz konusuydu. Bu bu makalede şu şekilde bir durumdan bahsediliyordu. Creative Commons bir eserin gerçekten bir esere gerçekten kimin sahip olduğunu kontrol edip etmediği konusunda soru işaretleri var. Bildiğim kadarıyla Creative Commons yani bir eser sahibi alıp atıf şeklindeki list, Creative Commons lisansını alıp e, kendi eserinin üzerine koyduğu an, e, bunu oraya iliştirdiği an Creative Commons'ın atıf lisansı üzerinden bunu lisanslanması söz konusu. Peki bunu kullanmak isteyen kişi şunu biliyor mu? Örneğin ben e, sizlerden birinin fotoğrafını, e, orijinal eserini internet üzerinde buldum. Bu e, fotoğrafı daha sonra aldım. Kendi orijinal eserimmiş gibi Creative Commons lisansını bunun üzerine iliştirdim. Ve e, açık kullanımı açtım. E, böyle bir durumda e, bizim kanunumuz maalesef iyi niyetli üçüncü kişileri korumuyor. Yani mesela yapılması gerekenlerden bir tanesi bu. O da nedir? E, ben bunu hukuka aykırı olarak sanki kendi eserimmiş gibi lisanslandırıp e, kullanıma koydum ve başka insanlar bunu alıp bir şekilde kullandılar, ticari işlerini kullandılar, bunlardan kâr ettiler vesaire. Ama bu iyi niyetli kullanıcıların üçüncü kişilerin bilmediği husus aslında bu eserin size ait olduğuydu. Şimdi burada tabii şunu bekleyemeyiz. Creative Commons tam böyle bir çözüm bu konuya çözüm getirmesini bekleyemeyiz. Çünkü bunu beklemek artık Creative Commons'ın adeta bir eee registrar gibi böyle hani te, Türk Patent Enstitüsü gibi bir e, konuma gelmesine sebep olacaktır. Bu doğru değil. Ama en azından e, 5846 sayılı kanun ve buna ilişkin çıkarılacak diğer mevzuatta ee, bunun gibi sorunların önüne geçebilmek adına gerekli e, adımları atmamız gerektiğini düşünüyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Burak Bey sizin de değerli katkılarınız için. Ee, şimdi zamanımız çok azaldı biliyorum öyle arasına gireceğiz <laughs> ama hemen hızlıca birkaç soru e, almak istiyorum eminim e, soruları olan dinleyicilerimiz var buyurun. kendinizi de tanıtırsanız başlarken sizin tanıma fırsatımız olsun merhaba Akın Ömeroğlu ismim bir konuda aslında Serhat Bey'e soracaktım ama Burak Bey daha sonra o tarafa daha çok girdiği için belki ona yönlendirebilirim bu soruyu geçerlilik şartı açısından baktığımızda özellikle hep ya bir hak devri ya da bir vazgeçme hakkından bahsettik ama kresikamın sözelinde değil de Özellikle GPL ya da Broadcom'un kendi, e, bu yazılım tarafı için söylüyorum, yazılım tarafında GPL ya da Broadcom'un kendi lisans metinlerine baktığınızda bir kısmı bu şartlara uyulduğu sürece e, kişilerin, yani bu materyali alıp kullanan, işleyen kişilerin bu şartlara uyduğu sürece onları dava etmeyeceklerine yönelik bir... E, garanti olarak bunu tek taraflı bir irade beyanı gibi sunmaktalar. Dolayısıyla bu tek taraflı irade beyanı olarak sunulduğu kabul edilirse ve kişinin bu aşamadan sonra yani ben bu materyali e, kamuya aleni olarak açıyorum ve bu hakların bu şartları uygun şekilde kullanılması açısından ee, ...kullanıldığı zaman da herhangi bir şekilde burada bir telif hakkı ihlaline yönelik bir e, harekette bulunmayacağı irade beyanını kabul edersek... ...bunu Türk hukukunda ve benzer şekilde yani Alman hukukundaki e, şekil şartlarını aşmak babında kullanabilir miyiz? Çünkü bunun Alman hukukunda özellikle Harald Welten'in GPR kapsamında açtığı Alman hukukundaki bütün davalarda hemen hemen görebiliyorsunuz. İlk etapta GPR geçerli değildir. Lafının ilk cevabı genelde bu şekilde oldu. Bunu Türk hukukunda kullanabilir miyiz? İkincisi de özellikle vazgeçme hakkı ile ilgili söylediğiniz noktada eğer bunu bir vazgeçme hakkı olarak kabul ediyorsak daha sonrasında eser sahibinin yapılan ihlale karşılık bir dava açabilmesi veya hilalin giderilebilmesi için bir talepte bulunabilmesi hakkı olacak mıdır? Çünkü vazgeçmiş olduğu bir hakkın ihlal edildiğini e, nasıl iddia edebilecektir? Hani Dolayısıyla bunu bir vazgeçme hakkı olarak mı değerlendirmek lazım yoksa farklı bir kapsamla mı değerlendirmek lazım? Hani doğal olarak bu e, çünkü özellikle Serhat Bey belki bir, kelime, bir cümleyle geçti orada ama e, eğer o nokta orada kalsaydı şey olacaktı. Creative Commons Türk hukukunda Zaten çok kabul edilebilir değil, dolayısıyla siz de lisanslarken buna e, dikkat edin. Geldiğiniz için teşekkürler, servisler birazdan kalkacak şeklinde bir noktaya geleceğiz diye korktum. Hani öyle bir noktada değiliz, yani yanlış anlamasın Serhat Bey de ama bu e, bu durumda hani vazgeçme hakkı bunlar birer basit ruhsattır ve mani haklarımı veya devredemediğim manevi haklarımı devrettim demek mi lazım? Yoksa daha doğrusu hani bu bir tek taraflı irade beyanıdır. Ahde vefa ilkesi ışığında da bu bir kere beyan edilip aleni olduktan sonra artık bunun geri dönüşü yoktur deyip bunu mevcut hukuk düzenine uygun hale getirmek lazım. Sizin buradaki görüşleriniz nelerdir diye böyle bir merak edip topu size doğru atayım. Teşekkürler. Çok kısaslısun. Şey Çok teşekkür ederim burada bulunduğunuz için geldiğiniz için ve soruyu sorduğunuz için umarım pardus bir gün gerçek olur. <laughs> yani, yani şöyle e, daha önceki konuşmalarımızı da söylemiştim. Yani Creative Commons Türkiye gerçekten bir şey yapacaksa lisansın Türkçe'ye çevrilmesi birdir işte de bakanlık nezdinde çalışmalar hatta bence meslek birlikleri nezdinde lobicilik ikidir. üçüncüsü de bir pilot dava açmak olabilir. Yani diğer hususların hepsinde söylediğim gibi elektronik imza yani ben bilmiyorum kayıtlı elektronik posta yani bu tür Türk hukukuna girmiş Türkiye'ye aslında çok yabancı olan Böyle zorla uygulatılmaya çalışılan ama kimsenin pek uygulamak istemediği şeylerin hukukumuzdaki geçerliliklerini nasıl net ne şekilde uygulandıklarını geçerli olabileceğini işte mahkemeleri geçirip yargıtaya götürüp oralardan karar çıkartmamız gerektiği gibi aynı şeyi kreatif kalması için yapmalıyız. Bir danışıklı dava açıp İstanbul'da mümkünse e, kararlarını beğendiğimiz bir hakime düşmesini sağlayarak nöbetçi mahkeme sırasını gözetmek suretiyle oradan e, gerçekten bunu hakimle de konuşarak bunu hakimle de konuşarak davacı davalı danışıklı bir dava açarak Yargıtay'da da gidecek 11 hukuk dairesinin başkanıyla da konuşarak kreatif kamusu vesaire kimler gelecekse buradan bir karar çıkmasını sağlamak yani Türk hukuku buna nasıl bakıyor? Bu çok çok önemli olur. Çünkü ben de sizin söylediğiniz gibi düşünüyordum. Bu bir lisans değil, bu bir feragat, bu tek taraflı bir bildirim aslında. Buna böyle bakmak lazım. Çünkü daha çok ne yapabilirsinden çok ben hangi haklarımı kullanmayacağım, hangi haklarımdan feragat ettim gibi bir bildirim yani kamuya bir açıklama yapıyor eser sahibi. Dolayısıyla bugünkü kanunumuzun bakış açısından çok farklı. Bugünkü kanunumuz eser sahibini besleyip koruyalım şeklinde bir kanunken e, orada ise eser sahibi yaratıcılık gelişsin, paylaşım gelişsin. Bundan elbette bana da dönüş olur şeklinde bir düşünceyle Creative Commons'u kullanıyor. Dolayısıyla burada esasen kanunun değişmesinden önce insanların Türkiye'deki bakış açılarının, o olayı görme noktalarının değişmesi gerekiyor. Bunun için de herhalde e, tanıtım faaliyetini yani Creative Commons'un sanatçı baskılayıcı bir şey olmadığını, onun eserini aslında toplumla paylaşması ve tekrar ona nasıl geri dönüş sağlayabileceği konusunda dördüncü e, şey olarak ödev olarak da Creative Commons Türkiye bunu yapması gerekiyor herhalde. Teşekkürler. Şunu söyleyeyim yani e, FİSEK'te mali haktan vazgeçme olarak belirtilen husus e, belli şartlara tabi ve bunun da bir nedeni var. E, yani Serhat'ın da bahsettiği gibi fikir ve sanat eserleri kanun eser sahibini belki eser sahibinin istediğinden daha da fazla koruyor. Ee, yani bu, bu böyle bir durumda karşı karşıyayız bunun farkındayım. Bunun da sebebi aslında biraz şu. Eser sahibi çoğu zaman kendisi için haklı korumanın ne olduğunu bilemeyebilir. Bilemeyecek durumda olabilir şeklinde bir e, yaklaşımla aslında yaklaşıyor burada. E, o yüzden burada mali haktan vazgeçme e, ayrı bir yere koymalıyız. E, 60. madde anlamında. Öte yandan e, ben dava haklarımdan vazgeçiyorum gibi bir beyanı farklı bir yere koymalıyız. Çünkü... Dava haklarından vazgeçmek aslında burada mali haktan vazgeçmek veya bu ileride bu mali hakkın hepsinin top kullanılmayacağı anlamına gelmemektedir. Bana kalırsa e, henüz doğmamış bir haktan e, feragat anlamına gelebilir burada dava açmayacağı yönünde bir e, bir beyan. O yüzden e, bu şekilde değerlendirildiğinde e, bu, dava hakkından vazgeçtiğine ilişkin ee, bir beyanla e, ortaya bir kullanım hakkını koyması yarın öbür gün birinin bunu alıp kullanıp e, hukuka aykırılık olsun olmasın e, kullanmaya başladığı an eser sahibi ona dava e, açtığı vakit bir e, itiraz hakkı bence e, eser sahibine karşı doğmayacaktır e, bence hukukumuzda hani bunu açık bir şekilde e, savunan e, bir e, görüş bulunmamaktadır. sorumuz varsa buyurun Orçun Hocam. Çok teşekkürler. Orçun Madran, Hacettepe Üniversitesi. Şimdi bizim elektronik yayıncılık derslerinde ben öğrencilere bu konularla ilgili bilgi aktarırken şöyle bir cümle kuruyorum. Onun doğru olup olmadığını belki sizlerden teyit etmenizi isteyebilirim. Yani ben diyorum ki herhangi bir gazete kendi kullanım haklarını kendi sayfasında belirtiyor. Uzun metinlerle, işte kullanım şartları altında. Ama sıradan vatandaşın bunu yapma lüksü yok. Bu metinleri kendisi yazamaz, oluşturamaz. Bunun için Creative Commons'ın hazır olan lisanslarından kendisi için uygun olan bir lisansı tercih edebilir. Ve bu metinlerle boğuşmadan ve diğer kullanıcılar da bu metinleri okumak zorunda kalmadan o içeriği nasıl kullanabilecekleri veya nasıl paylaşıp katkı sağlayabilecekleri konusunda sonuçta bilgi sahibi olurlar. Bu işte Serhat Bey'in belirttiği o katmanlı lisans yapısı sayesinde de hem makinelerin anlayabileceği bir dilde hem de son kullanıcının veya vatandaşın anlayabileceği bir dilde sağlayabilir. Yani zaten bence Creative Commons'ın getirdiği en büyük avantaj bu değil midir? Yani biz e, bu savunuculuğu yaparken, halka bunu anlatırken paydaşları yanımıza alırken bunu söylememiz yeterli değil midir? Bu hukuki çalışmaların böyle bir gölgesinde kalmadan. Teşekkür ederim. Yani orada tabii ki bu zaten user friendly bir durum, user friendly bir durum olduğu belli. Ama bunun sanatçı cephesi çok önemli. Ben Creative Commons'ta hep bunu yaşadım. Yani insanlara bir şey anlatırken copyleftli GPL'i, Creative Commons'ı yani klasiğin dışındaki lisansı anlattığınızda eser sahibi, sanatçı, şarkıcı, yapımcı hep şöyle bakıyor. İyi de kim koruyacak beni? Bu bana ne kazandıracak? Neden kullanayım ki zaten hazır standart copyright mantığı varken devlet beni koruyorken niye ki bazı haklarımdan feragat edeyim? O bazı haklarımdan feragat etmesinin aslında sanatçıya <laughs> ne gibi bir dönüşü olacağını sanatçının anlaması lazım ki lisans kullanasın. Çünkü lisans kullanacak olan sanatçı ya da eser sahibi dediğimiz insanın buna sahip çıkmasıyla olacak. Zaten kullanıcılar, tüketiciler sahip çıkar. Öncelikle sanatçının sahip çıkması lazım bir şekilde. Onun içine ayıracağını ona anlatmamız lazım. Bu da bir mantalite işte yani. Ben de Şunu ekleyeyim, yani düşünün ki e, hiçbir şey yapmadan bir eser ortaya çıkardığınızda mümkün olan en üst korumaya sahipsiniz ve e, kanun belirli yollarla buradaki e, korumalardan aslında vazgeçebileceğinizi belirtmiş. Evet, bu yollar uygulanması çok zor, e, maliyetli vesaire ama bunları belirtmiş. Şimdi e, ben de katılıyorum. Burada gerçekten e, eseri yaratan kişi neden bu haklarından? Vazgeçsin. Ee, neden bu haklarının bir kısmından feragat etsin? Ee... Bunu bence çok iyi bir şekilde anlatmak gerekir. Çünkü zaten halihazırda sahip olduğu en üst derecede korumadan bir kişinin burada vazgeçmesi için onun, onun bunun, onun, bunun, karşılığında onun da bir kazancı olması gerekir. Bunu tabii ki şu şekilde anlamak doğru. Her zaman ben buna katılıyorum. Bilginin paylaşımı, açık iletişim hani bunlar bu şekilde değerlendirmek doğru ve her eser üreten kişinin aynı zamanda bir Kültür mirasına ve adeta katkı yaptığı bir bilgi mirasına katkı yaptığı aslında doğru. E, fakat e, burada bence es eseri üreten kişiye anlatılması gereken e, bu en üst korumadan neden e, vazgeçmesi gerektiğidir? Ee, her iki tarafa da katılmakla beraber e, eseri yaratan eser sahiplerine de bu kadar yüklenmemek gerektiği yönünde bir yorumda bulunmak istiyorum öncelikle. E, sadece arada bazen e, eksik bilgilendirme söz konusu oluyor. Benim denk geldiğim birkaç tane eser sahibi sizin de söylediğiniz e, konudan müzdaripti. Creative Commons'ın birazcık yan, ya, hukuki anlamda yanlış anlatılması, yanlış duyul sanması diyeyim, anlatılması değil, yanlış duyulması sebebiyle sanki Creative Commons deyince tamam ben Creative Commons'ı kullan Aldım mı bitti gitti. Hiçbir şeyimi kontrol edemiyorum. Üzerimden çıktı eser ve herkes istediği gibi e, kullanabilir e, gibi bir bakış açısıyla birkaç kere bana yaklaşılmıştı. Ve o zaman çok üzülmüştüm. E, işte o yüzden de hani o dediğiniz e, dördüncü ödevi gerçekleştirirsek bence bu problemi kaldırabiliriz. Ama Orçun hocam sizin sordunuz <laughs> Çok özür dilerim. <laughs> fotoğrafa denk geldim. <laughs> Biz o sırada şeyi <laughs> diyecektim ki <laughs> dedi <laughs> aslında ya öğrencilerinize söylediğiniz söz ve açıklama evet teorik olarak doğru ama pratikte <laughs> bu kadar anlattığımız e, tatsız durumlar sebebiyle ya çok doğru değil ne yazık ki. ya Konuşur da çıkar. Siz tabii ki bunu bilinçli olarak Creative Commons lisansıyla yaptığınız kendi eserlerinizi e, internet yoluyla yaymak veya illa internet yoluyla yaymak zorunda değilsiniz. Bir şekilde yaymak istediğiniz zaman bu dediğiniz şeylerin hepsi geçerli. Sorun siz yaydıktan sonraki kullanımlarında ortaya çıkacak. Yani siz, sizin eser sahibi olarak yaydığınız bir eserin bir sonraki kullanımında, ondan bir sonraki kullanımında, bir sonraki işlemede ortaya çıkacak. Sizin istemediğiniz bir şekilde bir Creative Commons lisansı verdiniz, dediniz ki ben iş, işleme yapım ben o lisansı sevmiyorum, e, ticari e, kullanımına ti, izin vermiyorum dediniz. Bunda bir problem çıkmayacak hukuki açıdan yüksek ihtimalle. Ama üçüncü kişi onu ticari olarak kullandığı zaman işte o zaman bir problem çıkacak ve o zaman da siz ha bir dakika ama benim arada bir sözleşmem var ya dediğinizde ya de oldu. Yani işte, işte ne? Dediği bir oldu yani. <laughs> ha işte biz ona sözleşme diyoruz. Ya haklısınız ama şöyle <laughs> söyleyeyim yani. <laughs> Dolayısıyla biz derken yani sözleşmeyi şöyle tanımlıyorlar. Eee İki tarafın irade beyanının iradenin beyan edilmesinin uygun hale karşılıklı ve uygun olması. Çünkü siz Creative Commons kullanmasanız da bunlar başınıza gelebilir. E aynen öyle. Ben yani, de işte tam olarak bu cevabı veriyorum. Şimdi, yani şimdi Creative Commons kullanmanız bir artı değer sizin için ama Creative Commons kullanmadığınız zaman da insanlar ticari amaçla kullanabilir veya başka şeyler yapabilir. Buradaki bir ya yani şu değil mi önemli olan Creative Commons kullandığınız zaman insanlar size ulaşmadan yani sizin e, izninizi tekrar almadan veya size tekrar diyalog geçmeden direkt kullanmaya başlayabilecekler. Yani Aha. bunu kolaylaştıran bir sistem. Kesinlikle öyle. Bu dediğinize kesinlikle katılıyorum. Zaten o yüzden bu kadar çok konuşuyorum Creative Commons hakkında. Ama şöyle bir problem var. Evet yine aynı olaylar başınıza gelecek. Ama şurada bir kanun metni var ki Creative Commons'ın belki de size vermiş olup olabileceği haklardan size derken burada eser sahibinden bahsetmiyorum. Eseri sonraki kullananlardan bahsediyorum. Ona verdiği haklardan daha çok hak vermiş olabilme ihtimali söz konusu olacak. Ee, Burak Bey'in bahsetmeye çalıştığı konu buydu. Şimdi benim bir eser sahibi olarak çok daha fazla bir koruma hakkım varken, korunma potansiyelim söz konusuyken iken sözleşme ol, sözleşme olma, yani hukuki olarak ona sözleşme demek zorundayım. Çok özür dilerim, başka bir başka bir kelime bulamadım ama. Bizim sözleşme dediğimiz şeyin e, geçerliliğini veya geçersizliğini tartışmak sizi bir parça daha hukuki açıdan denge, riskli bir durumda barındır, bulunduruyor. Problem bundan kaynaklanıyor. Ama yine de dediğiniz şey evet teorik açıdan doğru biz de hukukçular olarak pratik açıdan da doğru olması için gerçekten çok çalışıyoruz. Bu Sarat'ın bahsettiği farazi dava meselesi de gerçekten bu soruna çözüm bulmak için bizim kendi çapımızda düşündüğümüz bir konuydu. Hani gerçek çünkü gelişimine baktığınızda birçok ülkede de zaten böyle geçerlilik kazanmış. Biz de acaba böyle geçerlilik kazanabilir miyiz demek istedik. Teşekkür ediyorum. Hocamın bir sorusu var. Onu alalım. Teşekkür ederim. Hazır konunun uzmanlarını bulmuşken ben şöyle bir soru yönelteceğim size. Şimdi son zamanlarda biri belki hani masum, biri de çok masum olmayan şu tür şeylerle karşılaşıyoruz açık girişim camiasında. Önce masum olmayandan başlayayım. Örneğin birçok ödev sitesi orijinali zaten açık erişim olan ya da açık erişim dergilerde yayınlanmış olan makaleleri <laughs> arama motorları aracılığıyla belirliyorlar. Diyelim ki işte CC Türkiye konusunda bir arama yapıyorsunuz. Sizin de orada yazdığınız bir yazı var. Gidiyorsunuz ödev sitesine, ödev sitesi diyor ki Aa güzel Yaşar Tontan'ın burada bir eseri var ama üye olmak zorundasın. Eserin kendisi açık erişim. Bu o, hani benim siteme gelse kolayca bedava yarışabileceği bir şey artı benim hakkımda benim istemediğim bir izlenim yaratıyor. Benzeri bir durum belki daha masum sayılabilecek kütüphane kataloglarında kullanılan e, e, kaynak keşif yazılımlarında görüyoruz. Kaynak keşif yazılımları da e, kütüphanenin kaynakları üzerine oturtulmuş bir yazılım. Sadece kütüphanenin kendi kaynaklarını e, taramıyor aynı zamanda webteki kaynakları da tarıyor. Ondan sonra tıpkı biraz önceki ödev sitelerindeki duruma benzer bir şekilde sonuçları sunuyor. Diyelim ki Yaşar Tonta'nın CC Türkiye makalesine orada rastladık. Diyelim ki Yaşar Tonta o, o kütüphanenin birincil kullanıcısı değil ama dışarlıklı misafir diyoruz ona. Ondan sonra o kaynağın orijinali açık dergide yayımlanmış olmasına rağmen... Herkes açık olmasına rağmen bir dakika sen misafirsin, sana gösteremeyiz içeri diyor. Şimdi bunlar içerisinde içerisine bir cevap olduğunu sanmıyorum ama yani her iki durumda da ben e, haksızlığa uğramış a, olduğunu hissediyorum. A, bunu zaten açmış olan yazarım. İster ticari olarak e, ödev sitelerinde olduğu gibi yapılmış olsun, isterse daha masum olarak e, kaynak keşif yazılımları aracılığıyla kütüphanede böyle bir ödeme duvarıyla karşılaşmış olsun. Bu sizce nasıl giderilebilir? Yani birinci söylediğinizin fikste karşılığı var zaten ama bambaşka bir açıdan bakıyor işte. Hani sonuçta eser sahibi nasıl eserini açsın diye değil de nasıl korusun, kapatsın diye bir bakış açısı olduğu için oradan yürüyebilirsiniz. Yani eserinizi dediğiniz gibi siz izin vermediniz, onlar ticari olarak kullandılar ki şunu da söyleyeyim. Eseri sizin vermediğiniz halde kullanan kişinin kullanımının ticari olup olmadığına bakılmıyor. Yani her halükarda hukuken hak ihlali 3 katına kadar tazminat. Türk hukukunda zenginleşme yasağının benim bildiğim tek istisnası mı? Büyük ihtimalle. Türk hukukunda zenginleşme yasağı vardır. Siz ne kadar zarar görürseniz o kadar talep edebilirsiniz. Amerikan hukukunda yoktur. Kolunuza kahve dökülür. Olabilecek muhtemel zararları 1 milyon dolar ister alırsınız mümkündür. Türk hukukunda fikri hak ihlaline o eseri verecek olsaydınız o kullanım şekliyle o kişiye o süre zarfında ne kadar isteyecek değilseniz bilir kişi bunu tespit ediyor. Onun üç katına kadar tazminat talep edebiliyorsunuz ve genelde mahkemeler bunu veriyor. Ve bunun için ihlal eden kişinin ticari bir şekilde kullanarak ihlal etmiş olmasına bile gerek yok. Sadece sizden izin almaksızın kanunda sayılan haklarınızı ihlal etmiş olması, sizin o söz konusu yaratımınızın da eser vasfının niteliğine haiz olması yetiyor. Bir, bir istisna ya bir de size gösterdiğim istisnalar vardı ya işte devlete sağlanan istisnalar, eğitim istisnası, özürlülere sağlanan istisna, kütüphanelerinki çok tartışmalı o bizim kanunumuzda. E, o tür istisnalara girmemiş olması gerekiyor. İkinci konu benim fizikte karşılığını bulamadığım bir konu. Maalesef hocam. <laughs> Yani bir de şunu ekleyeyim. Yani bu konuda gerçekten bir sıkıntı var. Örneğin büyük bir site yapıyorsunuz. Neden e, hep klasik sorular vardır ya? Neden Facebook, WhatsApp vesaire değişik platformlar hep Amerika'dan çıkıyor? Niye? Çünkü anglo sakson hukuku az önce Burak'ın çok iyi söylediği gibi inovasyonu nasıl geliştiririz, nasıl e, destekleriz, daha ne kadar yaratıcı olabilir insanlar ve para kazandırıcı işler yapabilirler diye uğraşırken oradaki hukukçular bunun için koştururken bizdeki hukukçular nasıl kanunu uygulatabiliriz, kanunu nasıl daha dar e, yorumlatabiliriz diye düşünüyorlar. Siz bir site açtığınızda kullanıcılarınıza klasik olarak ne yazacaksınız? İşte Facebook'ta WhatsApp'ta ne yazıyor? Sen buraya virgül koysan bile işte virgülü ben kullanırım vesaire. Bu en e, kötücül bak, açısı. Ya da güzel bir site yaptınız, işte fotoğrafçılar üye olsun, fotoğraflarını koysun, ben de bunları kitap yapayım, internette değişik şekillerde kolajlar yapayım istiyorsunuz. Ya site sahibine geldiğinde size şunu söylemeniz gerekiyor. Bütün fotoğrafçılarla her fotoğrafı için ayrı ayrı ya da işte bütünleşik şekilde getirerek onları yazılı sözleşme yapman gerekiyor dediğinde adam şoka uğruyor. Nasıl yani diyor, benim binlerce üyem olacak ve her biriyle işte fotoğrafları ve videolar hakkında yazılı sözleşme mi yapacağım diyor. Yani kanun bunu söylüyor. <laughs> Şimdi böyle bir konuyu tabii tek bir panelde bütün boyutlarıyla konuşmak çok mümkün değil. Umuyorum bu tip etkinliklerimiz artacak. Son iki soru almak istiyorum ben ama her soru için beş dakika ayırabileceğiz. Size ve size söz vereceğim. Buyurun. Hakan Kapucu Işık Üniversitesi. E, dün de çok faydalı bir sohbet yapmıştık. Ben e, <laughs> iki tane önemli nokta var Türkiye'de. Hocam da açık erişimden bahsetti. Şimdi örneğin tezler açık erişime veriliyor. Ya i̇şte Yükseköğretim Kurulu e, patent ya da e, bilimsel araştırma için ...üç yıl gibi bir süre tanıyor ve sonunda o 3 yıllık sürenin sonunda da herkese açık olarak açıyor. Şimdi biz de Türkiye'de kendi açık erişimimizi koyarken bu hukusal olarak bir problem yaratacak çünkü Yazılı bir e, işte izin belgesiyle sözleşmeyle izin veriyoruz, altına imza atılıyor ama yarın çok mali boyutlar arttığı zaman ya da uluslararası alanda kullanıldığında e, dediğiniz işte tazminat davaları olabilir. Bu birinci kısım. Bir de şimdi <laughs> bizler e, açık erişimde olsun ya da üretilen işte bilim e, setleri olsun kaynaklar olsun yayınladığımızda çift sözleşme yapıldıysa, birisi yerel diğeri uluslararası ise işte e, karşı tarafta bir kazanç sağlandıysa işte bu hukuksal olarak e, bakıldığında hangi sözleşme uluslararası sözleşme mi, yerel sözleşme mi baz alınacak? Buradaki mali kaynakların işte zenginleşmesi ya da zenginleşme yasağı bizim FİSEK'te olduğu gibi e, tek istisna kanun görünüyor zaten. E, üç katına kadar tazminat ödeniyor. E, biz hangisini baz alacağız? Çünkü biz burada yerel e, lokasyonda bulunuyoruz ama yaptığımız bütün işler neredeyse uluslararası. Teşekkür ediyorum. Üç hukukçuyu bulmuşken hatta dört hocamla. Bir cevap vereyim. E, şimdi hemen e, avukatların verdiği kaçak cevaplardan bir tanesini verip konuyu çok kısa bir şekilde sonlandıracağım. Genelde böyle sözleşmelerde mutlaka bir uygulanacak hukuk maddesi vardır. <laughs> Bu uygulanacak hukuk maddesinin de hangi hukukun e, uygulanacağı genelde taraflar tarafından yazılıyordur. Dolayısıyla en kısa şekilde oradan sorunu çözebiliriz. Ama diğer söylediğiniz gerçekten çok m, uzun sürecek bir açıklama. İsterseniz kahve arasında bir ara konuşabiliriz. İşte. <laughs> Problem olursa ama gerçekten o uygulanacak hukuka dikkat etmek gerek. Son bir sorunuz var mıydı? El kaldırdığınızı gördüm. Teşekkürler. Ee, Acar, Koç Üniversitesi. Şimdi e, hep e, fikir ürünleri yani sanat ve müzikten bahsettik ama bir de bilim e, ürünleri de var. Patentler var mesela. Yurt dışından örnekler vermiştiniz. Amerika'da çok ünlü bir e, örnek vardı. E, Dallas'ta bir e, kanser merkezinde. Doktor araştırmalar yaptı, kendi kaynaklarıyla oluşturduğu fondan ürettiği bir patent. Fakat onun laboratuvarında çalışan kişi başka bir yere geçti ve bunu ticari bir şeye dönüştürerek büyük bir savaşa döndürdüler. Yani hukuk savaşına döndü bu. Şimdi Türkiye'de bu patentin yeri nedir? Yani Creative Commons aynı zamanda patentleri de kişilere özel hani bir güvenceye mi alacak? Yani sonuçta fonları var, laboratuvarda belki kişi kendi fonlarıyla yapıyordur, araştırmaları nasıl? Yani bu da tıbbi boyutu nedir? Yani medikal alanda nasıl, ne gibi örnekler var? Teşekkürler. E, patent tabii eserden farklı bir şey. E, örneğin Türkiye'de en sık karşılaştığımız, yani Türkiye'de patentin uygulaması çok fazla maalesef yok. Sadece ilaç patentleri konusunda mevcut. Patent e, eserden çok farklı. Şimdi eserde e, eser yaratılan eserin eser sahibinin hususiyetini taşımasını vesaire gibi daha aslında e, düşük bir e, kriter ararken patentte yenilik olması gerektiği ve e, uygulanabilir olması gerekliliği yani üretime uygulanabilir olacak ve gerçekten bir yenilik getiriyor olacak bu ikisinin uygulanması gerekiyor şimdi o yüzden benim örneğin bir ilaç patenti düşündüğüm zaman bir ilaç patentinin zaten Creative Commons konu olması bence çok mümkün değil e, çünkü e, yani keşke olsa ama burada sektör gereği biliyorsunuz 20 yıllık koruma süresi e, olan ilaç patentleri var bu e, ilaç firmaları çok büyük e, Paralar kazanıyor ve daha sonra e, 20 yılın bitiminde bu ilaç patenti artık jenerik oluyor ve diğer jenerik firmalar tarafından üretli bir hale geliyor. Yani bir süre sonra zaten bu patent koruması bitiyor. E, o yüzden hani Creative Commons daha çok bence eserler üzerinde ve özellikle e, lisanslama kolaylığı açısından bakıldığında kişiler tarafından, şahıslar tarafından üretilen eserler e, kapsamına değerlendirilmeli. O yüzden patentin bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini düşünmüyorum çok teşekkür ediyoruz. ben tekrar söz veremediğim hocalarımdan özür diliyorum. bu etkinliklerin de devam etmesi temennisiyle ilk ayanın belki üniversitemiz olarak bir ev sahipliği daha yapabiliriz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabır gösterdiğiniz konuşmacılarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli katkıları nedeniyle ve panelimizi kapatıyorum.